Hanımlar, bu videomuzda sizlere boyanın yapım aşamalarını anlatacağım. Böyle mevlüt örtülerine, namaz örtülerine çok yakışacak bu boyayı hep birlikte aşama aşama öğreneceğiz hanımlar. İki motif arasını vermek için öncelikle yazmamızın tığ battısını yapalım. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İki motif arasını vermek için hanımlar, başına bir kez doluyorum. Tığ battısının içine giriyorum. Açımızı biraz büyütelim. Başına bir kez doluyorum. Tığ battısının içine giriyorum. Bir, iki kere de alıyorum. Bir, iki, üç ve dört zincir çekip araya batıp kapatıyorum. Başına bir kez doluyorum. Diğer tığ battıya giriyorum. Bir, iki kere de çıkıyorum. 4 zincir çekip araya batıp tığ battını kapatıyorum. Başına bir kez doluyorum. Diğer tığ battıma giriyorum. Önce bir kez. 2 alıyorum. 2 alıyorum ilmekleri. Yani 2 kez. 4 zincir çekip aradan batıp kapatıyorum. Başına bir kez doluyorum. Tığ battıya giriyorum. Bakın. 1. 1. Yani ikişer ikişer alıyorum ilmeklerimi. 4 zincir çekiyorum. Şu araya girip batıp pimpiriğimi yapıyorum. İstediğimiz arayı vermek için bu işlemi uyguluyoruz hanımlar. İstediğimiz arayı pimpiriklerle verdikten sonra bir tane başına doluyorum. Tığ battıma giriyorum. 1 2 tığ battısız, pardon, pimpiriksiz bir yuva elde ediyorum şimdi. 8 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8. Eliniz gevşek ise 7 de çekebilirsiniz. 8 zincirimi oyamı döndürdüm. Oyamı döndürdükten sonra 2 tane pimpiriği araya alarak şuradan aradan 8 zincirimi kapadım. Tekrar dönüyorum. Burayı yapacağız, yaprak kısmını. Tekrar döndüm. Bu araya yapmış olduğum zincire bir sık iğnesi ile geçiş yaptım yuvama. Bakın buraya. Şimdi 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2 aldım. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına iki doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 aldım ilmekleri. Başına iki doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki, sonra iki, yani yaprak şeklini vermiş olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son çıkmış olduğum çubuğa battım ve burayı sık iğne ile aşağı iniyorum. 3, 4, 5, 6, 7. sık iğnemi yuvada yapıp tamamlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum tığın, yuvama giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yapıyorum. 1 2 3 4. Buraya 6 zincir çekiyorum. Çıkmış olduğum aradan girip yuvama sabitliyorum orayı araya. Şimdi burayı 7 sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. Şimdi tekrar yaprak yapıyorum. 2 zincir çektim. Başına doladım, yuvaya girdim. 2 2 aldım. Başına doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına doladım, 2 kez doladım bu sefer. Yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2. En sonra 2. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Son çıkmış olduğum çubuğum arasından battım, kapadım. Şimdi burayı 6 tane sık iğnesi ile yuvaya kadar iniyorum. 3 4 5 pardon, 5 ve 6. 7. yuvada kapatıyorum.
Şimdi hanımlar, bu gövdemizi yaptık. Bakın böyle bir şey. İki yapraklı, ortadan da bir tane çubuğumuz var. Buradaki yerime geçiyorum. Buradan aradan başına bir kez doluyorum. Tığ battıma batıyorum. Bir, iki kere de çıkıyorum ve dört zincir çekip araya batıp pimpirik yapmaya devam ediyorum. Başına bir kez doluyorum. Tığ battıma giriyorum. İki kere de çıkıyorum. Dört zincir çekip aradan batıp istediğimiz arayı yine burayı, burası gibi burada da vererek devam ediyoruz. Evet hanımlar, şimdi aldık elimize. İlk önce bu yaprağın ucundaki pimpiriğimizden, kameramı sabitleyeyim. Yaprağın ucundaki pimpiriğimizden ipimizi tutturup oraya 3 tane pimpirik yapacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Beş zincir çektim. Aynı yere battım. Bir tane pimpirik yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Aynı yere battım. Bir pimpirik daha yaptım. Beş zincir çekiyorum. Yine aynı yaprağın uç kısmına batıp pimpirik yapıyorum. Şimdi başına bir kez doluyorum. Bu ortadaki yuvamıza geçiş yapıyorum. Bakın. Buraya. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıp çıktım. Başına doladım, içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıp çıktım. Burayı 14 tane trabzan yapıyoruz. Başına dolayalım, içine girelim. 3 kere de çıkalım. Başına dola, içine gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Toplamda 14 tane trabzanla dolduruyorum yuvamı. İşte hanımlar, 14 tane doldurdum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu yaprağın ucundaki pimpireye geçiyorum. Pimpirinden girip oraya da 3 tane pimpirik yapacağım. Sabitledim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere batıp kapatıyorum. Bu iple işimiz şimdilik bitiyor. Beyaz renk ipimi aldım. Şimdi bu yapmış olduğumuz trabzanların ilk baş tepesinden beyaz renk ipimi sabitliyorum. Bakın. Şimdi normal böyle aynı boy olmaya gayret edeceğiz. Örümcek çektim. Bir diğer trabzanın tepesine örümceğimi kapattım. Tekrar aynı boyutlarda örümcek çektim. Bir diğer trabzanın tepesine örümceğimi kapattım. Tekrar aynı boyutlarda örümcek çektim. Hemen yandaki trabzanın tepesine kapattım. Bütün trabzanların tepesine örümcek çekip kapatıyorum. Örümcek çektim. Hepsinin aynı boy olmasına dikkat ediyoruz. Trabzanın tepesine kapattım. Örümcek çekiyorum. Trabzanın tepesine kapıyorum. Bütün trabzanların tepesine aynı boy örümceğimi yapıyorum. Tepesine kapatıyorum. Örümcek çektim. Trabzanın tepesine kapattım. Örümcek çektim. Trabzanın tepesine kapattım. Örümcek çektim. Diğer trabzanın, bütün trabzanların tepesine örümceklerimizi kapatıyoruz. Hepsinin aynı boy olmasına da dikkat edelim hanımlar. Örümcek çektim. Bir diğer trabzanın tepesine kapattım. Tekrar örümceğimi çektim. Son örümceğimi çekiyorum. Son trabzanın tepesine kapıyorum. Şimdi hanımlar, bir tane örümcek yapıyorum şöyle.
tane örümceğimi yaptım. Olmadı tekrar. Bakın bir örümceğimi yaptım. Dönderdim oyamı. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum araya. İlk örümceğimin kanadını tutup çektim. Zincirimle kapadım. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinci örümceğimin kanadını tuttum, çektim. Onu da zincirimle kapadım. Bakın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yandaki örümceğin kanadını tuttum, çektim bir kanadını. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer örümceğin kanadını tuttum, çektim. Onu da kapadım. Bakın bütün örümceklerin kanadını araya 3 zincir çekerek topluyorum. 3 zincir çektim. Bu diğer örümceğe. Bu işlemi buraya kadar bütün örümceklerde yapıyorum. Bütün örümceklerin kanadını tuttum, çektim, topladım. Aralarına 3'er zincir çekerek. Ve en baş kısma geldim. 1 zincir çektim. Burayla işimiz bitti hanımlar, beyazla. Şu orta göbekteki rengimi alıyorum şimdi. Oyamın düz yüzünü aldım. Şimdi hanımlar bu kenarda pimpiriğimiz vardı ya, üçlü. Yaprağın üzerine yaptığımız. Bakın. Şimdi bu ilk pimpiriğimden ipimi sabitliyorum. Şu örümceğim boyunca zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yeterli geldi. Şimdi buraya ilk başa bu ipimi bir sabitliyorum. İlk baş ipimi sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu tepeleri yapacağız. 2 zincir de olabilir. 2 zincir çektim, başına doladım. Şu aralı zincirdeki aralı zincir yerlerimiz vardı ya arkadaşlar, bakın. 3 zincir çekmiştik. Oraya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. 4 zincir çektim, çıkmış oldum. Araya battım, kapadım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar o noktaya bakın. Girdim. Şimdi bir sık iğnesi ile diğer zincir aramıza geçiyoruz. 2 örümcek arası zincirimiz var. Oraya geçtim. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya tekrar girdim oraya. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. 4 zincir çektim. Araya girdim, kapadım. 2 zincir çektim. Sık iğnesiyle yuvaya battım, kapadım. Bakın. Şimdi şuradaki aramıza geçiş yapıyorum, bakın. Sık iğnesiyle geçtim. 2 zincir çektim, başına doladım, yuvaya girdim. 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aradan girdim, battım, kapadım. 1, 2 zincir çektim. Dibine yuvanın yine sık iğnesiyle battım. Şimdi buraya, şu araya, zincirli yerime bir sık iğnesiyle geçtim. 3 zincir çektim. 2 ya da 3 zincir çekelim. Başına doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Çıktım. 4 zincir çektim. Çıkmış oldum. Aradan battım. 3 zincir çektim. Buraya kapadım. 3 veya 2 arkadaşlar. Bu pimpirikleri yaparken. Şimdi bir sık iğnesiyle diğer yere geçtim. Bütün bu aralar dolana kadar, buraya kadar bu işlemin aynısını yapıyoruz. Evet hanımlar, en uç kısma kadar geldim. Bakın son aramı da yaptım. Buradaki gösterdiğim şekil aynı şekil yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu ilk pimpiriğimden aşağıdan 5 zincirimi kapatıyorum. Ve burada da bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz. İşte hanımlar, oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah beğendiniz. İnşallah anlatabildim. Ütülenince daha güzel olacaktır. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan hanımlar, hepinize kolay gelsin.